arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz yeni videomuza. Bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar? Gülkan Val Çiftliği Uzun Kışlar arkadaşlar. Tam karşımızda. Gidiyoruz oraya doğru. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Gülkan Val Çiftliği'ne geldik Hasan dayımın yanından. Dayıcım merhaba. Değerim, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk Hasan dayıcım. Dayıcım bugün senin ziyaretine geldik. Hoş geldin, ayaklarına sağlık diyelim. Sağ olasın dayıcım. Arkadaşlar Hasan dayıcım Türkiye'de ismi duyulmuş bir köpeklerle alakalı köpekçi bir dayımız. Aynı zamanda kendisi horuzları var. Evet, dayımın Hint horuzları da besliyoruz. Hint horuzları da besliyorum. Bugün dayım arkadaşlar bize kısaca köpeklerinden böyle bir bize bahsedecek. Evet. Bugün onun misafiriyiz. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Ayaklarına sağlık. Sağ ol yeğenim. Sağ ayağınızda. Siz de olmasanız zaten Kahramanmaraş'ta Kangal köpeklerini kimse tanıtmıyor, tanınmıyorlar. Kimde ne olduğunu kimse bilmiyor. Sağ ayağınızda güzel bir kendinize sayfa açtınız. Orada aynen, millete kendini tanıtıyorsunuz. Size aynen, teşekkür bari ediyoruz. Burada köpeklerimiz gezelim isterseniz. Gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim şampiyon karamuz vardı. Karamuzun meydana gelmesi, karamuzun Türkiye'ye mal olması bize Hasan dayımızdan geçme. Hasan dayımın sayesinde biz o köpeğe sahip olduk. Buradan dayıcım sana teşekkür ederim. Abi sağ ol yeğenim. Yani bu işler bir çekmeyle bir birleştirmeyle olmuyor. Senin emeklerine sağlık. Teşekkür bu işi ederim, biliyorsun ki emek ediyorsun. Bugün sana şöyle söyleyeyim. Eminim ki kanı sağlam olsun. İkinci sınıf bir köpek eline geçse Maraş'ta yine şampiyon olacağına eminim. Eyvallah dayıcım. Onun için de bu şeyler kabala olmuyor yani. Tabii dayıcım. Yok efendim aynen, ben et yedirdim, ekmek yedirdim. Bu işler olmuyor arkadaşlar. Yani bu işi bileceksin. Emin Çankala geç başlasa bile bu işin artık inine inmiş. Nasıl oluyor, nasıl büyüyor, nasıl gelişiyor, nasıl yarışlara giriyor. Aşmışsın bunu. Eyvallah yani, dayıcım. Yani sana teşekkür ediyorum. Rica ederim dayıcım. Bir de tabii senin sayende, senin bilgilerini alarak dayıcım bir yola çıktık. O yolda başarılı olduk. Yani her şey senin... Başarıların devam eder inşallah. Şu anki elindeki olan hayvanların inan ki ben Karo'dan daha ünlü olacağına eminim. İnşallah dayıcım. Bunu zaman gösterecek zaten, lafla değil. İnşallah dayıcım. Ya burada mesela... Arkadaşlar şimdi Gülkan Gal Çiftliği'ne geldik. Burada köpeklerimiz bir dayım bize şey yapacak dayıcım. Bu yavrumuz dişi, yurt dışına giden palağın kızı. Palağın kızı. İyi kurtçul bir cins. Sivas, Sivas Kuşkayası'ndan getirdik cins olarak babalarını, analarını. Şu an çok iyiler. Yani kurda falan çok iyiler. Burada var bir dişimiz, şey erkeğimiz pardon, yavrumuz. Bunun biraz arkası nasılsa bozuldu. Bu İstanbul'lu değerli dedikleri köpeğin oğlu. İstanbul'lu değerlinin oğlu mu dayıcım? Evet. İstanbul'lu değerlinin oğlu. Aynen. Arkadaşlar bakın çok güzel bir köpek. Yani ben şöyle baktım. Arka basarlarına bir sıkıntı var ama köpek gerçekten düzgün. Gerçekten çok güzel, özel bir köpek. Hani her halinden evet, belli oldu dayıcım. Bunu köpek... İyi. Kibar. Yavru iyi. Bunlar dayıcım, işte yedirdiğimiz memek, karın. Aynen. Bu Batur denen bir ırk var. Oradan gelme. Aynen. Bu da güzel bir köpek dayım. Ya Batur'un oğlu aynen, diyor. Bu dişimiz... Arkadaşlar aynı zamanda dayımın lafını kesin. Tam köpeklerimin yenileme saati. Alican Gül kardeşim de. Alican emeklerine sağlık kardeşim. Eyvallah. Kolay gelsin. Çiftliğin olmazsa olmadı Alican arkadaşlar. Bu dişimiz de iyi bir dişi yani, nasıl diyeyim. Şimdi ırk sayacak olursak bayağı bir ırk var. Kırık ırkı var, güdük var. Hani bir Elbistanlı beyaz diye, boz diye bir köpek vardı. Onun kanı var. Bayağı bir iyi kanların hepsi bu aa, dişimizde var. Hasan da güzel bir köpek maşallah. İyi baba yiğit, kibar. Aynen. Güzel bir hayvan. Aynen. Bu hangisi? Ha. Şimdi bunu tanıttık. Sivas'ta gelen köpeğimizin kızı. Palan kızım dayı. Palan kızı ha. Evet. Yakında da birleşecek inşallah. Başka herhalde dışarıda şeyimiz. Bu var dayı burada. Dayı bu var. Dayı galiba bu da bizim Yaman'ın annesi oluyor değil mi? Aynen.
Arkadaşlar bu benim sık sık paylaştığım Yaman diye çok beğendiğim, çok övdüğüm köpeğin annesi oluyor. Aynen. Hasan Bacım, bu köpeği bize kısaca bir tanıtma şansın var mı? Yani bir şey yapar mısın? Şöyle söyleyeyim. Hani bir Mehmet Emin Güney'e bir köpek gitti. Evet, kral abi. Mı dediydi ona? Kral. Sivas'ta evet, gelen kral. Hı hı. Onunla Apal. Evet, Apal abi. Karışımı. İyi bir dişi. Yavrusu da zaten kendini kanıtlıyor şu an. Aynen. Küçük de olsa iyi bir dişi, iyi yavrular veriyor. Oğlunun bir İstanbul adamız daha gitti. Öyle yani, bu dişimiz de iyi yani. Aynen. Elimizde geldiği kadar kanı belli olanları besliyoruz. Dayıcım, ben de bu dişi hakkında bir şeyler söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar, bu dişi çok güzel bir hayvan. Ben de bunun bir oğlu var. Hasan dayım sağ olsun onu bana hediye etti. Ben de onu layıkıyla en güzel şekilde, en güzel şartlarda beslemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, bu hayvan bilmiyorum nasıl bir hayvansa, çok güzel bir özelliği var. Verdiği bütün yavrular çok büyük, babayit, evet, kemikli, babayit oluyor, aynen, kemikli oluyor. Çok büyük, kemikli, çok sallı ve boylu bir köpek oluyor dayıcım. Yani özel evet, bir dişi dayı benim için. Evet. Yani ben onu İyi. Söylüyorum, onu görüyorum. İyi, tanıyanlar da zaten istiyorlar. Aynen. Şu anda çiftlikte kalıyor. Şöyle bir kaldırayım dayıcım ayağı bunu. Gel bakayım kızım. Gel. Döneme yakın mı dayıcım? Eşleşme vallahi dönemi. Eşleşmesi yakın diye düşünüyoruz. Arkadaşlar bakın, yani video nasıl gözüküyor bilmiyorum ama köpek sallı bir köpek. Bu bizim Yaman'ın annesi oluyor. Yani verdiği bütün yavrular arkadaşlar yani en az 90 santim boyunda oluyor. Boylu, sallı. Çok harika bir damızlık, öyle söyleyeyim. Evet, evet, iyi bir dişi. Aynen arkadaşlar. Burada geçelim, bakalım. Arkadaşlar, Gülkangal çiftindeyiz. Burası Kahramanmaraş'ın Şerefoğlu Uzun Kışla Köyü. Evet, gel. Sağ ol. Bu da bizim Ferman'ımız vardı. Elbistanlı Beyazgen'in köpeğin torunu. Ferman. Aynı zamanda arkadaşlar, bu bizim şampiyon Deli Karo'nun babadan kardeşi oluyor, evet, değil mi dayıcım? Babada kardeş. Annesi de arkadaşlar o dişi. Biraz önce tanıttığımız dişi. Aynen. Yaman'ın annesi, senin Yaman'ın annesi. Aynen. Bu da güzel bir hayvan dayıcım. Benim için de çok güzel bir hayvan, çok karakterli. Yani cesaretli, yürekli, iyi. Kendine aynen göre iyi. Yani yaşına göre iyi. Tutumları falan güzel. Ama güzel bir köpek dayı. Aynen. Güzel bir köpek. Bu da bizde bir Siso ırkı vardı. Kırkara gitti. Orada öldürdüler babasını. Gel. Gel, gel oğlum. Dur. Niye öyle yaptın? Çok ayıp ettin ha. Dur, yaklaşma, yaklaşma. Adama geliyor mu dayı? Hiç gelmiyordu. Evet, şimdi gevezelik yaptı. Alican. Alican'ı bir çağırsana. Neydi, sıkıntı yok dayıcım. Biz köpeklere alışkınız. Arkadaşlar, bizim işimiz bu. Çıkacak, bak. Aynen. Biz köpeklerle her zaman iş dışarız. Köpekler bizi ısırabilir. Şey yapalım ama biz köpekle yine seviyoruz. Gel oğlum, bir şey yapmaz dayıcım. Gel, gel. Tamam, tamam dayıcım, görüyorum. Gel şuna gidelim. Bu da zaten baba kardeş. Aynen. Baba kardeş. Şimdi dayı bir şey diyeceğim. Ben mesela bir saat önce buraya geldim. Bu köpeği sevdim. Osman bu köpekle oynamıştım. Sevmiştim dayı. Hiçbir şey yapmadı ama şimdi geldik, bize saldırdı. Belki de beni kıskandı, bilmiyorum. Olabilir dayıcım. Baba kardeşler, Siso diye bir köpeğimiz vardı yine anlattığım gibi. Bu da Osmancığım, sarsılmaz. Özel bir köpek dayı. Evet. Bak, benim evet, için dayıcım hani özel bir köpek. Doğumunda hatırlıyorsan en küçükken aynen seçtin Cebrail, bunu sen aynen besle demiştin. Bir aylık falandı. Ha, arkadaşlar, Cebrail bana bu köpek ilk doğumunda çok iyi hatırlıyorum. Abi dedi, buradan bir tane yavru bana ayırsa seç dedi. Ben bunu görmüştüm Cebrail. Yani bu köpek ya benim için yani gözüme güzel geldi dedim. Bunu şey yap demiştim. Cebrail kardeşimiz bunu kendisine seçmişti. Bakın, muazzam bir köpek arkadaşlar. Güzel. Boyu, posu, salı, harika bir hayvan. Video nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani köpek 23 fit. Bunlar? Fit. 23-24 aylık falan oldu dayıcım. Evet. Bakın arkadaşlar, harika bir köpek. İyi. Bunu yine deyim, 9 yavrunun içinde Emin bunu seçmişti. Aynen. Bu da Siso'nun oğlu. İstanbul'lu Siso'nun oğlu arkadaşlar. Bizim her zaman çektiğim kendi kanalımızda yayınlarımız Yaman'ın da bir batım büyük abisi oluyor. Evet. Anneden evet ayrı. Yaman, babadan kardeşler arkadaşlar. Yaman'ın abisi, babaları bir. Aynen. Babaları bir.
Arkadaşlar şimdi orada Yaman'ın kardeşi var. Anne baba yuva kardeşi var. Evet. Şimdi bunu Yaman'ın yuva teki. Aynen. Abi Yaman'la yanı yanına geldiğinde kimse kardeş demez. Yaman bunda çok farklı. Hem sallı hem yüksek. Ama dayı bu da güzel, yine özel bir köpek. Tabi. Fit bir hayvan. Maşallah. Hani demin anlatmıştım işte. Bakım farklı bir şey değil. Emin. O senin bakımından. Yaman daha atik, daha yüksek. Daha biraz sallı. Aynen. Kardeşine göre. İşte. Arkadaşlar bu da Yaman'ımızın yuva kardeşi. Evet. Hasan dayımın yuva üretimi. Teki. Hasan Yaman da yine tabii bu çiftliğin üretimi. Bu çiftlikte doğdu Yaman'da. Dayım sağ olsun dayıcım, onu bize hediye ettin. Yaman'ı bize layık gördün. Güle güle beste, hepsi seni yerim. Aynen, bu da arkadaşlar Yaman'ın... bu da arkadaşlar Yaman'ın yuva kardeşi. Aynen. Ama Hasan dayı bu da çok fit bir köpek ya. Atik. Aynen. Atik. Fit bir köpek. İşte yukarıda var. Oraya şey yapın. Oraya gidelim arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bu çiftliğin hemen hemen gövdesi sarsılmaz diyebilirim ve evet. O diğer saldıran bir köpek. Ama yani burada gel bakalım oğlum, sarsılmaz gel. Alican bize saldırdı az önce. Bir saat önce biz bunu sevdik. Bununla oynadık, hiçbir şey yapmadı. Şimdi durduk yere bir de saldırdı. Aynen. Saldıracak dayı gene. Ses gelmediği için zaten. Aynen. Aynen pusat. Şöyle geç dostum. Arkadaşlar bu da pusat. Şampiyon Deli Karo'nun. Yaman'ın. Yuva kardeşi oluyor. Pardon, Şampiyon Deli kardeşin Karo'nun küçük kardeşi oluyor ve Yaman'ın da anne bir babadan ayrı abisi oluyor. Değil mi dayıcım? Aynen. Aynen. Karo'yuna kardeş, Yaman'la da anne de kardeş. Aynen. Osman'cığım annelerini çekebilir misin kardeşim bak. Bakın arkadaşlar orada özel bir dişimiz var. Yaman'ın annesi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yani şu an burada Gül Kangal çiftliğinin hatta Şampiyon Kangal çiftliğinin üretimi olan Gül Kangal çiftliğinin beslenme saatine tam denk geldik. Burada özel köpeklerin özel menüleri var. Alican merhaba kardeşim. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk Alicancığım. Arkadaşlar bu arada Alican tanıtayım size. Alican Hasan dayının oğlu oluyor. Bu çiftliğin bel kemiği, olmazsa olmazı, çiftlikteki tüm gelir gider her şeyle alakalı Alican ilgileniyor. Tüm yemlemeyi, her şeyi Alican şey yapıyor. Alican, ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi ne yapalım abi, şimdi işkembe, karın, halk diliyle, tabiriyle. İlk önce yıkadık, parça parça ettik çünkü köpekler sindirimini parça halinde daha kolay yapsın diye. Şu an kaynattık. Kaynatma nedenimiz ne? Bazen içinde bunun mikrop da olabiliyor çünkü bu bildiğin bok torbası. Aynen, işkembe. İşkembe, onun için mikropları falan da kırmak adına, bir de köpeklere değişiklik olsun adına bunu kaynattık. Şu an ama tabii kaynatıp da direkt köpeğe vermiyoruz. Direkt bunu soğutmazsan, köpeğe verirsen dişini döker köpeğin. Abi bunu alacağım böyle haşlayıp sonra soğutup. Soğutacağım. Şimdi soğutum. Zaten soğutmaya da ayrı yer var. Evet. Su atacağım, böyle kaplarını alacağım abi. Günlük maksimum köpeğin yeme şeyi 3 kilo 5 kilo değişiyor. Köpeğe göre değişiyor. Evet alacağım. Ona göre ayırıyoruz, kaplarını ayırıyorum. Soğutup, soğuduktan sonra da köpekleri yerlerine koyup önlerine yemlerini veriyorum abi. Başarılar diliyorum alacağım sana. Eyvallah abi, teşekkür arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar bu çiftliğin olmazsa olmazı Alican Gül kardeşim.
Eyvallah, sağ olun. Onun Facebook sayfasında ona ulaşabilirsiniz. Gül Alcan Facebook sayfanın ismi neydi? Alcangül. Alcangül arkadaşlar. Gül Kangal çiftliği Alcangül. Bu çiftliğin arkadaşlar bu güzel, bu özel köpeklerin tüm geliri, tüm gideri, tüm ana merkezi Alcangül'de soruluyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Alcangül'den ona ulaşabilirsin arkadaşlar. Biz şimdi gidelim. Orada başka abilerimiz de var. Alcan arkadaş Hıdır abi merhaba. Merhaba kardeşim. Arkadaşlar burada yine Gül Kangal çiftliğinin ziyaretine gelen Hıdır abimiz var. Hıdır abicim. Kendisi de bir köpek sever. Köpekçi abimiz. Hıdır abi kendinden kısaca bahsedebilir misin? Hıdır abici, Kahramanmaraş Karşıyaka mahallesinde oturuyorum. Konut evlerinde, Aksu'da. Aslan Ilıcalıyım, Çamlıbel'denim. Köpekleri severim. İşte ne bileyim, üretimini kendim yapıyoruz. Şu anda da 3 tane köpeğim var. Bir dişi, iki erkek. Bu kadar. Aynen. Arkadaşlar Hıdır abimiz, Hıdır abimizin özel bir köpeği var. Hıdır abi köpeğin ismi neydi? Barut. Barut diye arkadaşlar özel bir köpeği var. İyi yerlere gelmiş. Kahramanmaraş mevkisinde kendini tanıtmış özel bir köpek. Hıdır abim onun yetiştiricisi, üreticisi değil mi Hıdır abi? Evet, aynen. Tamamen kendi şeyin. Evet, kendi üretimim. Kendi köpeğimin yavrusu. Kendi köpeğin yavrusu. Hıdır abi, evet. Irkı neydi köpeğinizin? Irkı Anadolu Boz Çoban köpeklerinden. Kendi ata dede köpekleri bizim ırkından. Abi başarılar diliyorum Hıdır abicim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi dayımın horuzlar, dayımın horuz merakı var. Kendisi aynı zamanda horozcu. Dayıcım bize kısaca horozlarından bahseder misin? Şimdi yani bunlar dünyada Hint horozu denen tanınan horozlar. Evet dayıcım. Aslında bunu dövüşte yaptırıyorlar da bizde öyle bir şey yok. Biz bunu üretip. Irak'la belirli müşterilerimiz var. Hatta Londra'ya kadar bunun yumurtasını gönderdim ben. İngiltere, Londra'ya. Bunlar çok hassas. Köpekten daha hassas. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz bunun bir tavuğunu bir damızcıkla alana kadar yüz binlerce adam devreye koyuyoruz. Bize bir tavuk verecek. Yumurtlasın diye. Babaları aynen yine öyle. Bunlar çok hassas. Örnek vereyim. Şu an tanıdım size. Şunun içinde yapmış olduğum şey var. Özel yem mi dayı bu? Özel yem. Mesela ne? Anlat dayıcım. Kara üzüm, fındık, badem, bal, yumurta. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yarım kilo mısır unu. Yani enerji kaynağının hepsi burada. Et makinesinde çekiyoruz. Bunları lokma olarak veriyoruz hayvanlara. Aynen. Arkadaşlar bu arada burada nasıl şampiyon köpekler yetiştiği gibi şampiyon horuzlar, Hint horuzları yetişiyor. Abi, aynen. Tabi. Şimdi burada geliyorlar. Soruyorlar. Şöyle bir gösterebilme şansın var mı dayıcım tabii, bize? Tabi. Bakın arkadaşlar şampiyon horuzların mesela yetişme şekilleri bu şekilde. Bunu böyle yurt dışında gelip bakıyorlar. Diyorlar ki efendim bu kanı ne? Canı ne? Cinsi ne? Kilosu ne? Her şeyini soruyorlar. Evet dayıcım. Yani sen bunun ırkını anlatıyorsun, kanını anlatıyorsun. İşte şunun oğlu, bunun filanın kızından çıkma. Öyle bir şekilde bir fiyat oluyor. Dayıcım mesela bu Hint horozu değil mi? Hint horozu. Hepsi Hint horozu. Örnek benim şöyle diyeyim. Mesela yere bırakıp, mesela böyle diyorum. Efendim bunun kilosu ne? 2 kilo 400 gram. Adana'dan geçme bize. İnnesi ilaca çok hassas. Bakımları çok hassas. Öyle yani basit bir yem atmayla bunlar büyümüyor. Evet. Bakıyoruz, ediyoruz işte. Ticaretindeyiz, satıyoruz. Aynen. Yani hem merak hem ticaret. Aynen. Arkadaşlar bu horozları görüp de beğendiyseniz eğer ki Hasan Gül Facebook adresinden ulaşabilir Hasan dayıma. Evet, evet. Ondan bilgi veyahut da onun yavrularını almak isteyen arkadaşlar buradan onun Facebook adresine ulaşabilir. Evet. Yani horozlarımızın kanı cinsi çok iyi. Lafla değil. Aynen. Zaten tanıyanlar da biliyor. Aynen. Bunlara yem olarak yumurta haşlıyoruz.
Evet dayıcım. Yeşilliğinden soğanı bir ser bol vereceksiniz. Aynen. Buğdayı sert buğday veriyor. Daha şöyle bakıyorum mesela burada bir herhalde yüzde evet. yakın horoz var. Var. Yüzde yakın horoz var arkadaşlar. Horoz. Ve 30-40'a yakın dayıcım köpeğim var. Aynen çiftlikte aynen. mevcut. Arkadaşlar Hasan dayım Türkiye'de kendisi isminin mal olmuş yani dayı sen Türkiye'de. Biz hayvan sever işte yani aynen. biliyorsun sen sana da bulaştı bu meslek. Aynen dayıcım. Yani biz şu an çok insanı tanıdıkça hayvanları zaten seviyoruz anadan doğma. Çok insanı gördük ki hayvanı daha çok sevmeye başladık. Evet dayıcım. Yani en azından sözümü bana affedersin köpeğe yal veriyorsun et veriyorsun evini bekliyor. Çok insan var sofrana oturuyor arkada sırtına bıçak çalıyor. Yani onları tanıdıkça hayvanlar daha sadık olduğunu görüyoruz. Onun için de hayvan sevgisi bitmiyor bizde. Yani bunun için de çeşit hayvanımız çok ama hepsine ulaşamıyoruz. Yayılıyorlar. Yani bu İran cinli, kaz, ördek, keklik, evet. tavşan çeşitler çok. Dayıcığım mesela şimdi... Ben mesela seni 10 küsur yıldan beri tanıyorum. Senin evet. mesela çok eski bir köpekçilik hayatın varmış. Mesela aynen. Sen bu işi kaç yıldan beri yapıyorsun dayıcım mesela? Yani ben büyüdüm. Bu bize dedede kalmış. Evet. Yani gözüm açtım insanın neyi nasıl tanır? Köpekleri malla öyle tanıdık. Mesela hangi köpek daha iyi, hangi köpek daha yaramaz olduğunu nispeten atada kaldığı için seçebiliyoruz. Elimizden geldiği kadar da daha iyilerini üretmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi ne oluyor? Bacı kardeş bir çift köpek oluyor bacı kardeş. Evde bunu üretiyorlar. Biz bunu çok iyi görmüyoruz. Evet. Niye? Yürür aksamında bozukluk oluyor. Kurtçulluğu biraz daha hafifliyor. Gittikçe cinsiyet ufalıyor. Aynı ırkta olduğu için. Onun için elimizde geldiği kadar yabancı konular karıştırıyoruz. Evet, yani deneyip kurduna, koyununa, evine sahip çıkan köpekleri daha çok öne alıyoruz. Mesela dayıcım bir soru soracağım. Şimdi sen yılların tecrübesi köpekçi bir adamsın dayıcım. Mesela senin için dayıcım böyle makbul bir köpek hangi türlü olması gerek? Bununla alakalı. Tabii ki. Mesela şu an şöyle tarif edeyim. Sendeki yaman. Evet dayıcım. Sendeki yaman denilen yavru. Evet. Yani bunu köpekle anlayanın yüzünün 95'i 100 puan verir. Aynen. Basarları, salı, evet. ağız, dudak. Bir de efendim tüy yapısı da var bunun. Tabii dayıcım. Yani bunun aynen. tüy yapısı da var. İnsanlar dahım elbiseyi giyiyor. Evet. Kendine yakıştırıyor. Köpekleri de kendine olan bir tüy bakımı var. Yani Yaman'da bunların hepsi mevcut. Aynen. Aynen öyle yani hocam. Yaman'ı izleyen insanlar Yaman gibi köpek meydana getirsinler derim. Ne için? Her türlü Allah vermiş. Maşallah diyelim. Kusursuz bir hayvan. Gerçekten öyle hocam. Basarıyla, salıyla, sesiyle, evet. ses tonu bile çok farklı. Aynen. Sanki böyle 10 tane davul çalınıyor maşallah. Mesela dayı bak ben... Senin sayende dayıcım ben tam bu köpek işine başladım. Senden esinlenim mesela senin yani yürüdüğün yolda yürüdüm. Mesela arkadaşlar Yaman'ın bir dayı bak gerçek diyorum şöyle bir ses tonu var böyle vof. Aynen. Bir kökreyince de... arkadaşlar böyle tam öyle bir ses var dayı. Şimdi bizim büyüklerimiz derdi ki kurtçul köpek ürürse kurt evet. dağda durmaz. Aynen. O ses dayı da Yaman'da. Mesela dayı özür dilerim lafın kessin. Dayı şöyle köpek. Karşımda böyle bir ses duyuyorsan içime giriyor. İşte. Sesi güzel sanatçılar. Aynen. Söylediğimi de nasıl böyle kafa sallayıp dinlersin. Yiğit köpek de ürüdü müydü? Öyle senin içinde bir sızı olur. Yani da yiğit köpek sesinden, tüyünden. Tabii basarında, salında. Aynen öyle. Hepsi mevcut olacak. Yok efendim benim köpeğim çok iyi 120 kilo geliyor. Ya mazot fıçısı gibi bir özellik değil o. Köpekteki döş yarım karış, arka hiç yok, eyeden belli şişmiş boyundan belli olmaz. Saz danası da kalın şiş neye yarıyor? Hiçbir şey. Aynen. Yani kangal özelliğinin hepsi Yaman'da var. Yaman'ı gören aynen. o tür köpeklere heveslensinler. Burada horuzlarımızın güneşliği de var.
aynı zamanda. Dajcım mesela burada horozları güneşe alıp mesela yani dayı bu şekilde almamızın özelliği sebebi. Şimdi kış mevsiminde çıkıyor. Bu ağanak diyoruz. Ağanak. Bunlar dayı. Aynen. Toprakta kendi kendilerde bit bira zaten ilacını yapıyoruz ama yine de horozun ayrı bir şeyi, zevki bu. Ağlanıyor, tüylerini yeniliyor, kendine spor veriyor. Yani ayrı bir şeyi bu da. Evet. Ayrı bir bakımı da. Orada mesela, horozlarımız var. Aha burada var. Bakın arkadaşlar ağlanıyorlar. Şu an yatmışlar bak. Ağa kalktılar. Mesela bak. O şekilde horozun... Yani tabii şu an kendi kefe geliyor. Kefe geliyor böyle tüylerini düzlüyor. Tüylerini düzlüyor, kanatlarını yapıyor. Bel tüyleri şey oluyor. Onu da kendine ayrı bir bakımı var. Aynen. Dayıcım orada da bir köpeğimiz var. Aynen. Bu yavrumuz da hani ne diyorduk şu burnu beyaz köpeğe? Vurgun. Vurgun. Vurgun'un kızı. Osman köpeğimizi çekver misin kardeşim? Vurgun'un arkadaşlar o köpekler Türkiye Sarı Vurgun'un kızı. Evet Vurgun'un kızı. Bir arkadaşımızdan aldık bunu da. İyi bir kan olarak da besliyoruz. Eğer kameramızda gösterirse orayı. Göster aslında. Evet. Bu da Vurgun'un kızı. Vurgun'un kızı. Dayı bu gebe miydi? Şu an birleştirdik. İnşallah hamile diye düşünüyoruz. İnşallah hamile diye. Bunun da Yaman'ın yanına bir kardeşi gider inşallah. Bir i̇nşallah ayrı ırk olarak. İnşallah. Tabii. Ayrı bir ırk olarak. Böyle işte ya. Bizdeki sevgi hayvan sevgisi. Aynen. Ne diyelim? Böyle vakit geçiriyoruz. Böyle ömrümüzü bunlara harcıyoruz bakalım şimdilik. Sizin sayenizde. Siz de tanıyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ olasın dayıcım. Çünkü Kahramanmaraş'ta herkeste bazı şeyler var ama hiç görünen yok. O da niye? Örnek önderlik yapan yok. Varıp bu işe kafa koyan yok. Ama siz bu işe baş koymuşsunuz. Sağ olun. İnşallah ama sonuna dayıcım, kadar gider. Biz de senden mesela örnek alarak sen bu işe yani anlattığın yani biz duyduğumuza göre sen çocukken yani çocuk yaşında evet, bu işlere başlamışsın. Evet dedede kalma bize. Aynen. Sen bu işte daha çok eski bir köpekçisin. Yani biz seni bir köpekçi olarak tanıdık. Evet evet. Köpekçi lagap olarak... lagapımızda da öyle derler çok geliyor. Aynen. İççi Hasan köpekçi derler. Köpekçi Hasan, İççi Hasan derler. Lagap olarak İççi söylerler. İççi Hasan derler dayıcım. Evet. Bir de dayıcım seninle esinlendik. Senin bugün misafirin olduk. Baş tacı, baş tacı. En güzel şekilde ağırladın. Ayaklarına sağlık. Sağ ol, sağ ol. İyi ki senin gibi adam var dayıcım var. Biz iyi ki senin gibi insanları tanıdık. Allah razı olsun. Bizim tabii dayımızsın. Sizi, aynen. O senin iyiliğinde, senin kibarlığında. Arkadaşlar bu çiftlikte tamamen kalite var. Yani her şeyin benim dayım en güzelini, en kalitesini en güzel şartlarda yapıyor. Dayıcım senin gibi bir sağ ol emektar, senin gibi bir üretici insanın yani sağ Türkiye'ye olun mal olmuş. Tabii şöyle diyeyim yani bir belki bir 10 yılda sonrakiler tanımayabilir de ama bir 10 yılın ötesine gidersen Türkiye'de ilklerde biriyim diyebilirim. Aynen, aynen. Türkiye'de ilklerde biriyim diyebilirim. Aynen. Benim zamanımda mesela koskoca İstanbul'da kim vardı? Gemici Ohran Zeki Karakaş vardı. Bir İstanbul'u örnek vereyim. Şu an her semtte 100 bin tane var. Aynen dayıcım. Mesela Kahramanmaraş'ta ben bu işe çocukken çok hızlıydım. Çevre köylere köpek gezdirmeye götürürdüm. Bana gülerlerdi. İşte İççi Hasan geldi, İççi Hasan gitti. Şimdi Kahramanmaraş'ta her evde it var. Evet, evet dayıcım. Yani ben o kelimeyle hiç kendimi küçümsemiyorum. Tam tersine kendimle de bu işte hayvanlara baktığım için gurur duyuyorum. Yani iyi bir şey diye kendi kendime söylüyorum. Vallahi dayıcım biz seninle gurur duyuyoruz. Sağ olun yani. Ben senin adın altında bu işi yaptıysak da ne mutlu bize arkadaşlar. Arkadaşlar ben Emin Çanga. Ben bu işe Hasan dayım, Hasan Gül dayımın sayesinde yani bu işe adım attım. Onunla varız. Onun köpek ırkını ben devam ettiriyorum. Yani benim çiftimdeki tüm köpekler buradan benim çiftime geçme. Daha iyilerini de yetiştireceksin. Ben buna inanıyorum. İnşallah dayıcım. Yani bir karoyla tanındın ama karoya tabi ki de şudur demek de bir yanlış kelime. Şampiyon.
Aynen dayım. Şampiyon aynen. Bir köpek, çok iyi bir köpekti. Ama inan kırılma Karo'dan iyisi var elinde şu an. Yok yani dayım. Ben ona aynen. İnanıyorum. İnşallah Allah emeklerini boşa sarmaz. Aynen. İnşallah. Sen de bu işe tamamen gönlünü verdiğini bırak. Aynen. Bilinçli olarak 10 numara yapıyorsun. Kabala değil, 10 numara evet, bilincinle evet, yapıyorsun. Evet dayıcım, sen senden görerek, yani senin doğrularını, yanlışlarını taklit ederek başarılı bir şekilde senin izinden gidip bize üstüne bir şeyler koyabiliyorsak ne mutlu bize. Senden birkaç fikir, akıl aldıysak o güzergahta gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Gül Kangal çiftliği özel bir çiftlik. Tüm bir, yani bu hayatta bir köpek sever bir insanın gerçekten hayalini kurduğu bir köpek, bir çiftlik evet, bence evet. Burasıdır. Hayalimizde gerçekten aynen. Köpek çok büyük. Şimdi bazı insanlar der ya, benim 20 kilo altınım var ya, 10 kilo daha olsa. Ben de diyorum ki benim 50 tane köpeğim var, 10 tane daha olsa. Biri doğru. Diyor benim 500 dönüm tarlam var ya, 200 dönüm daha atsak. Ya dayı, işte herkesin ayrı bir zevki. Dayıcım sana bir soru daha sorsam. Başta en çok tutmuş olmak inşallah. Mesela dayı, senin bu köpek sevdan nereden geldi? Yani bu köpekler nereden şimdi başladı? Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir soru. Biz çocukluk koyuna giderdik çobanlarla yeğenim. Evet dayıcım. Mesela gece, şimdi bir insanın nasıl koruması var? Gece bu köpekler o sürüyü korurdu, bizi korurdu. Daha doğrusu böyle yabani bir şey yanımıza gelemezdi. Dağdaki yılan bile gelirken köpek duyar, o yılanı öldürürdü. Evet. Biz baktık yani, bir insana arka çıkan ne? Kardeş. Bu da bir kardeşmiş. Köpeklerden mi? Bu merak bize orada sardı. Malımıza sahip çıkması, bize sahip çıkması bizi kendine aşık etti. Yani köpek sevdası buradan. Yani evet. Köpek senden eğer ben bildiğim kadarıyla çocuktan gelen bir aşk. Dededen gelen şey. Dededen gelen. Senden çocuklarına geçti. Aynen şu anda. Seni Cebrail, sevenlere geçti. Cebrail, Alican, sen inşallah evet. Yerimi alıp yürüteceksiniz bunu. Aynen. Dayıcım ben aşık konuşayım. Ben köpek sevdim. Yani senden geldi. İşte yerim. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben oldu bitti böyle bir küçükten böyle bir hayvan sevgim vardı. Dayı tamam hayvanlar. Evet. Köpeklere karşı zaten bir zaafım vardı. Sonra yani nasıl olsa Allah seni çıkarttı karşıma. Senden sonra yani yürüdük gittik bu Allah'ım yolda. Allah'ım hep iyi insanları karşımıza çıkarır aynen. İnşallah. İnşallah. Dayıcım. Bence gittiğin yol çok iyi. Ha biz efendim şimdi köpek meraklısıyız derken işimizde gücümüzdeyiz. Bu bizim tabii. Hobimiz. Aynen. Önce işimiz. İşimizden sonra hayvanlarımız. Aynen. Kalkıp bize kahve köşesi haram. Aynen öyle. Berduşluk haram. Kabadayılık haram. Biz ekmeğimizin peşinde dost sevdalısı ve hayvan sevdalısıyız. Aynen. Onun için mesela dayı bir de mesela köpek arkadaşlar köpek besleyen bir insan mesela bir dayı benim gözümde ayrıcalıklı bir insan. Vicdanlı olur. Şöyle merhametli olur. Arkadaşlar köpek besliyorsanız köpek beslemek fedakarlık demek dayıcım. Evet evet. Onlara zaman ayırmak, onlara vakit ayırmak aynen. Dayıcım. Dedim ya yeğenim bize kahve yok. Aynen. Bizde boş gezme de yok. İşimizin dışında hayvanlarımızla. Aynen öyle dayıcım. Bunlarla da köpekler mutlu oluyor. Aynen. Yani Kangal'ı biliyorsun illaki gezdireceksin. Aynen. Hani bazı soytarılar var görüyorum büyük şehirlerde arabaların arkasına bağlayıp sürüyorlar. Bazıları ceza veriyor. Ben onları nefretle kınıyorum. Aynen. Onlara yani çok kin besliyorum. Bir hayvana öyle bir şey yapılmaz aynen. Yani. Dayı mesela ben bile şunu gördüm. Mesela çiftliğinde arkadaşlar bu Gül Kangal çiftliğinde köpekler gerçekten özel. Dayı gerçekten evet, bak gerçek diyorum. Haliyle özel. Zaten dayı onu söylemeye gerek yok. Yani evet. Senin zaten yani en kötü hayvanın tam bir ırkını beslemek bile bir ayrıcalıktır. Mesela dayı bu köpeklerin kafesleri tanıttık az önce. Arkadaşlar yemekleri gerçekten dayım bu işe evet, yani yıllarını vermiş. Yıllarını evet. Vermiş. Şimdi efendim bir de şöyle söyleyeyim. Söyle dayıcım. Kalkıyorlar mesela eş dost geliyor. Bugün Alican sen biliyorsun yaşını işini adam hemşireliği kazanmış gitmiyor niye 40 tane köpeğe bakıyor ya abi ya şu köpeği bize versene altı üstü bir it değil mi lan efendim bir itle bu itin 6 aylık masrafı zaten 4-5 milyar aynen. 22-23 yaşında bir delikanlı kendini buna feda etmiş bunun
pisliğine, suyuna, bakımına, innesine, ilacıyla. Bari sen de ki ne? Ya efendim bu 5 lira ama sen de 3 lira al da şu da bize verin diyen de yok. Bu yüzden kırılan da çok. Çok dayı, aynen. Kırılan da çok. Ben de diyorum ki dost dosta zararsız lazım. Kırılıyorsan da gel kırıl. Yani sebep buysa kırıl. Aynen. Zaten gördük dayı çocuk bak sabahtan beri orada evet, bir kazan evet. Eti haşlamaya başlamış. Bu hayvanların... Nerede baksa bir en azını diyelim 20 kilo odun. Aynen öyle 20 kilo odun ve dayı bir sürü et. O da İki tane dip friz çalışıyor. Bugün elektrik faturasını 300 lira ödeyen Feysa atıyor. Efendim biz 1200 lira ödemiştik bu ay. Aynen dayıcım. 1200 lira ödemiştik. Yani biz ne yapak şimdi? 300 lirayla Feysa çıkıp da ağlayıp dert yananlar. Yani biz de 1200 lira ödemiştik. Bizi de göz önüne alın. Aynen. Dayıcım ben söyleyeceklerim bu kadar yeğenim. Diline sağlık dayıcım. Ben seni çok tutmayayım. Ben sağ biraz olasın yeğenim. Arkadaşlar bu çiftlikte kuşlarımız var. Başka tür hayvanlarımız var. Şimdi onları evet. Da çekeceğiz. Evet. Dayıcım sen de ağzına birer sağlık. Ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Kapı sizin kapınız. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler dayıcım. Arkadaşlar şimdi de Gülkangal çiftliğinin kuşlarına geldik. Alican Gül kardeşim. Hem köpeklerle hem horuzlarla hem kuşlarla ilgileniyor. Alicancığım yine merhaba. Merhaba abi hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Bir de kısaca Osmancığım kuşlar çeker misin sen de? Abi şimdi burada kuşlar kısım kısım. Buradakiler posta olanları. Bunların postaların özelliği nedir? Tabii ayrılıyor. Normal posta, yarışçı posta olarak ikiye ayrılıyor. Yarışçı postalar dediğimiz idmanla başlıyoruz. İstanbul'da geleni var bunun. Çanakkale'de geleni var. Yani çeşit çeşit ırklara sahip. Mesela bu kuşlarımıza tabii bu çeşidin içinde kuşları dinç tutmak önemli. Biz yeni çiftleştirdik. Kuşları yeni çift attık. Çünkü Maraş... Şu an alacağım bunlar çifte mi? Aynen. Onun için bak yumurtaya atmış abi. Bak yumurtlamış. Burayı zoomlayabilir misiniz Osmancığım? Kameraman. Orada bir yumurta var. Zoomlamış. Yumurtaya attıkları için şu anda hayvanlar yerine tam tedirgin olmuyorlar. Bunlarda mesela şöyle bir de özellik var. Bunlar bir yere sahiplenene kadar yumurtlamazlar. Dişinin sağlık nedeni varsa yumurtayı böyle atar. Onun dışında bir yere sahip olmadan yumurtlamazlar yani o yuvayı benimsemeden. Bunların artı yeten bir yem saati vardır. Yemi bunların önüne böyle attın gittin aşağı indin olmuyor da. Yavruya bakmıyor. Yavruya yemi vermiyor, kusmuyor. Mesela Alicim şey mi? Mesela bunun yemlemenin saati mi var? Aynen öyle. Atıyorum abi bugün saat, şu an saatimiz kaç? Akşam 5. Bugün 5'te, yarın akşam 5'te. Bir de bunlar çiftli olduğu için biz bunları çift öğün yemliyoruz. Sabah 9, akşam 5. Çünkü sabah çok erken olup da kuşun enerjisini düşürmeyelim. Akşam çok karanlıkta verip de alacağım mesela yavruyu şöyle bir diye. Yemleme göstersen göstereyim. Abi gel. Yem çeşitimiz var burada. Yemleri çekelim. Şimdi bunun içinde birçok karışık yem var abi. Mısır. Protein oranı çok yüksek. Mısırımız var. Fiy var. Ondan sonra bezelye her ağzından zehsine kuru pirinç. Pirinç kırığını neden veriyoruz dersek arkadaşlar evet. Şimdi kuşla pirinç ne alaka? Soğuk havada kuşun en iyi ishalini kesen pirinç. Pirinç kırıkları. Bildiğimiz insanların yediği pirinç. Yemi gördüler. Alicim. Aynen yemi gördüler. Şu an gelmek istiyorlar ama bizim olduğumuz için hayvanlar bu tarafa geçmiyor. Biz aşağı indiğimiz zaman direkt yemin başına çökerler. Ayrıca burada protein tozları var. Yavrular, aynen abi. Yavrular daha vitaminli olsun. Yavrular daha tüyü, fiziği düzgün olsun. Açısından protein tozu veriyoruz. Onun haricinde bunlar posta ayrıyeten bir de filo olanları var. Diğer damda. Yani diğer damda alacaksın iki yani iki yuvanız var. Aynen. İki yuvanız var. Toplam dört diyor abi. İkisi çiftli. Biri yavruları çıkartıyoruz. Yavrularla büyükler aynı yerde durmuyor. Çünkü yavruları sıkıştırdığı zaman yavru üzülür ölür. Aynen. Yavrular diğer, ayrı. Diğer dama geçelim Ali. Tamam abi. Oradan peki. Bir görüntü alalım. Ali şimdi bu dama geldik. Evet abi. Burada ne var? Abi burada ne var? Buradakiler... Orada ilk girdiğimiz yuva çiftli yuvası. Çiftli yuvası. Çiftli postaların yuvası. Yani orada yavruluyorlar mı hayvanlar? Orada yavruluyorlar. Orada yavruyu alıyoruz abi bu yuvayı alıyoruz. Buraya. Bu yuva yaz günü evet ağaçlardan dolayı gölgelik. Güneşte yaz günü yavru durduğu zaman ishale düşüyor. İshale düşüyor. Ondan sonra çiçek olabiliyor. Yavruya sıcak hiç iyi gelmiyor. Onun için gölge tarafını o yuvayı aldık.
Diğer tarafta da burada dişilerimizin olduğu yer var. Gösterebilir miyiz abi? Tabii, tabii ki. Gösterelim. Burada da dişiler var abi. Burada dişilerimiz varmış arkadaşlar. Bunların şu an daha erkekleri yok. Bunlara özel erkek getirtireceğiz, tamam, damızlık. Anlat. Damızlık erkek getireceğiz abi bunlara. Niye çiftliden dişi ayrı? Çiftliden dişinin ayrı olma nedeni şu arkadaşlar. Şimdi iki kuş kızgınken, birbirlerine kızgınken burada boşta duran bir dişi o kuşun aklını alabilir. Nasıl alabilir? Bunun çifti olmayabilir. Diğer erkeğe kandırır. Bizim uyumladığımız çiftle değil de kendine çift eder. Onun için dişileri biz burada ayrı bırakıyoruz. Dişileri sonra alıyoruz buradan. Nasıl alıyoruz? Uygun erkek. Tabii her kuş birbiriyle çift olmaz. Buna uygun bir erkeği alıyoruz. Hemen burada gölge güneş oluyor diye arka tarafa koydum. Burada çift yerimiz var. Çift yerine atıyoruz arkadaşlar. Burada çift yerinde çiftleştiriyoruz kuşları. Birbirlerine kızdıkları zaman birbirini kovalıyorlar. O zaman ilk geçtiğimiz damı alıyoruz. Onun dışında bunlar postalar. Postalardı. Sıra gelelim Maraş'ın Elvan filo güvercini. Burada filo güvercinlerimiz var arkadaşlar. Buradakiler ayrı, posta ayrı, bunlar ayrı. Bunlar postaya göre gösterişli. Daha yani şöyle kastedeyim, daha pahalı olan güvercinlerimiz. Bunlar. Bunlar da ayrı yuvası var. Postayla ikisini bir karıştırmıyoruz. Tabii içeriye gireceğiz. Bu yuvamızda orada gölgelendirmeden çıkan yavruları sünetmek ve uçurup karıştırma yapmak için postaları bu yuvaya alıyoruz. Bu yuvaya bakalım abi, geldik. Kötü şeylerle karşılaşmayız değil mi? Yok. Bu yuvada şimdi gir abi, içeri gir. Yavrular var. Bu yavrular ne? Artık sün olmuş. Her türlü karışma yapabilecek özelliğe sahip yavrularımız var. Şimdi bu kuşlar benim burada çiftlikte olduğu için çok kuşla karışmıyorlar ama merkezde 2000, 3000, 5000 kuşun içine girip karışma yapan yavrular var. Özellik o karışma yapması da değil, karışmadan, yara almadan, tutulmadan çıkıp eve gelmesi. Bu yavruların kanı o derecede sağlam. Bu yavrular üretiyoruz. Biz burada sünettikten sonra Maraş'taki arkadaşlara, eşimize, dostumuza göndererek Kilis, Antep vererek bu arkadaşlara karışma yapıyoruz. Verdiğimiz herkes de çok memnun. Şu an yani bak Osman'cığım gösterebilirsin. Bu kuş tünekte ikinci kuş. Alttaki olan. Yarışmada birinci olan bir kuşumuz. O yarışçı dediğimiz posta o. Diğer normal postalarımız yan taraf kulübede. Bu yarışçı posta. Bunun birinciliği var. Şu an ona uygun bir tane Mardin'de bir dişi bulduk. Dişi getirtireceğiz. İnşallah Allah nasip ederse uygun bir eşi getirip çiftleşip ürettirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bunlar postalarımız. Burada Maraş'ın filo güvercinleri. Yani filo güvercinleri birçok yerde var. Ama girebiliyoruz değil mi? Tabii ki. Buyur kardeşim şöyle. Bunlar da filo güvercinleri. Bunların özelliği ne? Şimdi bunu 81 il var ama 81 il beslemez. Kimisi oyun kuşunu sever. Taklacı, oyun kuşu dediğimiz taklacı. Kimisi taklacı güvercini sever, kimisi posta güvercini sever. Bizim de, benim de daha doğrusu zaafım bunlar. Filo güvercinleri. Bunlar nedir abi? Bunların yılda hemen hemen bir 30'a yakın ayrı ayrı güzellik yarışmaları var. Mesela tarih olarak söyleyeyim size. Bu hafta sonu Urfa'da güzellik yarışmaları var. Maraş'tan da yine göndereceğiz kuş. Maraş'tan da değerli abilerimizin gideceği, girdireceği, derece alacağı kuşlar var burada. Mesela bu kuşlarımız, bu cama çıkmaya çalışan kuşlarımızın babaları hep derece yapmış kuşlar. Sağ olsun bir abimiz layık gördü bize. Çiftini verdi. Bir abimiz layık gördü. Çiftini verdi arkadaşlar. Onları ben üretip daha çoğaltmaya çalışacağım. Allah izin verdiği sürece. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bakımlar aynı keza. Bu taşlar özel taşlar. Niye? Bu güvercinler sürekli, çünkü çok da özgürlüğüne bırakıp uçurmadığım için içinde parazit olabiliyor. Şerit olabiliyor. Onun için bu taşları yiyerek daha çok vücut direnci artıyor. Mesela, vitamin, mineral. Aynen. Hepsi var bunun içinde. Ayrıca bu alttaki ızgara. Izgara sistemimiz şu. Izgara çeker misin? Çok güzel bir sistemmiş. Hoşuma gitti. Şöyle güvercin pisliğin içinde kalmıyor abi bu ızgara sistemiyle. Altında olabiliyor, suyunu güvercin yanına suyunu getiriyoruz. Güvercin yaş
Yaz, kış fark etmez. Suyunu taşırdığı an direkt hemen o suyun içinde çimmek ister. Onun için bu ızgara sisteminde dökülen su alta giriyor. Bu sebeple kışın hem o suya bulaşıp da hasta olmasın. Güvercinin ayağına yaş değmediği sürece kolay kolay hasta olmaz. Güvercinin en hassas olduğu nokta 6 yaş olmayacak. Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Osman çeker misin kuşları? Mesela arkadaşlar kuşlar mesela pırıl pırıl video nasıl gözüküyor bilmiyorum. Mesela Osman evet. Siyah kuşusun var mı? Bakın arkadaşlar tüylü, kuşların tüyleri bakımları pırıl pırıl olduğundan ötürü hayvanlar maşallah parlıyorlar. Acem bunun bir şeyi var mı mesela? Abi şimdi onun bakım faydası alakalı? Bakımla alakalı. Şimdi dediğim gibi ne dedim? Burada vitamin tozlarımız var, vitamin taşlarımız var. Biz bunları yedirerek kuşların vücudunu daha dirençli tuttuğumuz için bunların ana şeyi şuradan geliyor. İlk girdiğimiz yuvada. Aynen. O kara nakışlı abi. Onun ismi kara nakışlı. Onun üstündeki ispir. Uçan sarı Hollandalı. Çubuksuz sarı Hollandalı abi. Bunların zaten çubuksuzları meşhur. Tavuk gibi ya. Aynen. Onun dışında ispir çiftliğimiz. Göğüs bir. Sarı Hollandalı. Ondan sonra Göğüs İsrailli, Sarı İsrailli, Kırmızı İsrailli. Bunun 3 takımı da var. Bunun bir siyahı eksik. İnşallah onu da yakın zamanda getirmeyi düşünüyoruz. Bu diğer kuşlarımız Kara Müsevit. Bunların özelliği filo güvercin olması. Ayrıyeten bu kuşlarımızın Emin abimin az önce söylediği gibi tüylerinin parlak olmasının tek nedeni bakım. Bakım. Bakımın dışında hiçbir şekilde abi. Kuşu istersen bakımsız bir şekilde ölüme terk ettikten sonra suya batır çık yine kuş dik durmaz. Tüyü düzgün dursa da kuş dik durmaz. Onun için kuşu yani alıp da evimde de olsun diye beslemek değil bunun amaç. Bunun amacı Ali, bakmak. Mesela bir şey diyeceğim. Burada tahminimce her tür kuştan mevcut yani. Tek aynen. Bir ırkla yürümüyorsunuz. Yok galiba. Abi tek bir ırkla yürümüyoruz. Her, bak kuşları çeker misin? Filo yani var, posta var. Her türlü çeşit var burada. Kendi sınıfların içinde de kendi çeşitleri var. Kendi çeşitleriyle hepsiyle ayrı ayrı uyumlu bir eş. Şimdi kalkıp da hepsi iyi kuş, değerli kuş diye kalkıp sarı Hollandalıyla evet. Kara müşeyyidi çit etmek saçma bir şey. Yani tek bir kuş ırkında alacaksın aynen abi, tek, belli ki. Tek bir kuş ırkında gitmiyoruz ve farklı ırklar yaratmak için de saçma sapan bir eşleşme de yapmıyoruz. Aynen çok güzel. İşin en püf noktası orada zaten. Hangi kuşun hangi kuşta yavru vereceğini bilebilmek. İşin en önemli kısmı da burası. Bunlar da biz uçurarak. Bunlar uçuyorlar değil mi Ali? Uçuyorlar abi. Her gün akşam. Aynen bunları akşama doğru geliriz. Akşam 5 gibi 6 gibi bırakırız burada. Uçarlar hepsi akşam olduğu zaman en güzel özellikleri. Yani hepsi ayrı ayrı yuvasına girer. O kuş bu yuvaya karışma imkanı yok. Çok güzel maşallah. Onların hepsinin ayrı ayrı yuvaları var. Her ikisi ayrı ayrı yuvasına girip öylece günü bitiririz. Arkadaşlar bugün Gülkanga'nın ziyaretindeydik. Bizi dayıcım en iyi şekilde ağırladı. Yanımızda abimiz Hıdır Avcı da vardı. Hıdır abi teşekkürler abi. Sen de videomuza konuk oldun. Dayıcım, hoş geldin, sefa getirdin ziyarım. Ev senin evin zaten, bunu söylememize gerek yok. Defalarca söylüyoruz. Bizim kalplerimiz bir. Hiçbir zaman ayrılmadı, ayıramazlar da. Eyvallah dayıcım. Ayaklarına sağlık. Sizin aracılığınızla da kendimizi işte Türkiye'ye tanıtıyoruz. Eyvallah dayıcım, teşekkürler. Ne mutlu kalbi güzel insanlara. Teşekkürler dayıcım. Ayaklarına sağlık, çok sağ ol yerim. Arkadaşlar cümleten Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, görüşmek üzere.